Evet, Aykırı Sorular günündeyiz, saatindeyiz daha doğrusu. Saat 20.45 CNN Türk ekranlarında ve CNN Türk Radyo'da sizle birlikte oluyoruz. Ben şanslıyım ki kısa bir sürede ikinci akıllı insanla ve bir hanımefendiyle beraber olacağım. Nihal Bengisu Karaceyler. 23 Nisan'ı kutladığımız bir gün, ulusal egemenlik meselesi var. Yani ulusal lafı artık Türkiye'ye yasaklandı mı, milli olmak nedir falan, bunları da konuşacağız. Ve Türkiye'nin gerçeklerini konuşmaya devam edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim, bugün Türkiye'nin pek çok yerinde bayram tadında yaşayan çocuklar vardı. Onların bu bayram sevincine tanık olmak beni mutlu etti. Ama aklımın bir yerinde işçi çocuklar, grevde olan insanların çocukları, sokakta acı çeken çocuklar, tecavüze uğrayanlar da vardı. Onların da bir gün bayramı kutlar hale gelmesini umut ediyorum ve hoş geldin diyorum. Merhaba, hoş bulduk. Bugünden başlayalım. Çocuk Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bunun adı ve hani dünyaya biz diyoruz ki dünyada işte tek çocuk bayramını kutlayan ülke biziz. Mustafa Kemal burada öncülük etti falan. Bugün Twitter'da birisi döndü, dedi ki bizim çocuklarımızın bayramı değil, siz Kemalist çocuklarının bayramı, biz hep acı çektik, süründük falan. Ben giderek artık bir delirme haline de döndüğünü düşünüyorum. İyi bir temennide bile böyle bir cevap geliyor. Sen nasıl gözlemledin? Yani o tweet'i atan sanırım bugün tersinden kalkmış. Çünkü Kemalistlerin bayramı değil, sadece çocuk bayramı da değil aslında. Önemli bir, biliyorsun, tarihsel tabii bağlamda önemli bir güne, çok manalı bir tarih aynı zamanda. Ve bugün o kişiye hani şunu söylemek lazım. Bugün biraz da bu işte çözüm süreci dediğimiz dönemin motivasyonuyla olsa gerek, Siirt'te 20 bin kişi bugünü kutladı. Hı hı. Ve Şırnak Cizre'de uzun uzun yıllardan sonra ilk kez esnaf vitrinlerine Türk bayrağı astı. Ki hani Türk bayrağı olacak mı olmaz mı, şekli mi değişir, adı mı değişir gibi. Bence bunlar da birer halk gereksiz meşgiler, tartışmalara rağmen. Hayır, esnaf kendiliğinden. Yoksa... Hayır, esnaf kendiliğinden astı ve bununla bir derdi de olmadığını göstermek isteyen Kürtler de var ve onlar da bunu ortaya koymak istediler bence bu iradeyi. Başbakan niye bayramlarda yapmazsa? Kemalistlerin çocuğu filan şeyini artık bu ifadeyi kullanmamak lazım. Hani böyle toplumsal büyük bir barışma, uzlaşma arayışının olduğu bir dönemde. Başbakan bugün hasta ve milli bayramlarda genellikle bu hastalıkların denk geldiğine yönelik artık bir kanaat de var. Bu bir rastlantı mı, yoksa başbakan bu düzene bir tepki olarak ben bu bayramları kutlamıyorum mu diyor? Böyle diyorsa niye açıktan söylemiyor? Valla başbakanı son televizyonda son gördüğüm gezilerinde ve ifadelerinde bir sesinde bir kızıklık ben de fark ettim. Son bir hafta içerisinde yani. Hasta olabilir. Ben bunun üzerinden bir hani niyet okuması yapmak istemem. Bir de bence 23 Nisan 1920 tarihi başbakanın es geçeceği bir tarih değil. Yine atıf yapacağım az önceki gibi. Hele bu dönemde diyeceğim. Çünkü biliyorsun son dönemde 1920 ruhu neredeyse bu barış fikri ve çözüm süreci dediğimiz olayın mantalitesi haline geldi. Adeta onun ruhsal, manevi fişeği haline geldi. 1920 ruhuysa 23 Nisan, yani bu söylemin bu kadar güçlü zikredilmesinden sonraki ilk 23 Nisan'da bunu es geçmek olmaz. Muhtemeldir ki gerçekten hastadır diye düşünüyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen akıllı insanlardan birisin. 63 kişiden birisin. Bir kere... Yüzündeki o böyle ince tebessümü ben görüyorum. Neden tebessüm, ve hak da veriyorum. Neden tebessüm ettiğimi... Neden hak verdiğimi de anlatayım birazdan. Ben şunu söyleyeceğim. Hı. Madem akıllı insanlara bir toplumsal görev biçildi, bu akıllı insanlar projesinin içeriğini konuşacağız ama mesela 29 Ekim'de büstlere çelenk bırakamayan, bayramı kutlaması engellenen, işte üzerine bir takım gazlarla, tankla, topla gidilen bir ahaliye. Ondan sonra... Gel barış. Gel barış. Ya, bu insanlara da o gün biraz şefkatle davranılsaydı, hani dil... yani sen nasıl bakıyorsun? Mesela bu bir haksızlık değil mi? Bir taraftan devran tersine döndü. Yani birilerini okşarken birilerini dövmek mi gerekiyor? Dövmek gerekmiyor. Hiç gerekmiyor hem de. Benim şahsi fikrimi soruyorsan ki biz zaten yani bu heyetin içinde yer almakla beraber her birimiz ancak kendi şahsi pozisyonunu doğru savunabilir. Yani hepimiz bu cümlede mutabıkız mesela. Benim şahsi fikrim yani çelenk de bırakabilir insanlar.
Bunda hiçbir sakınca görülmemeli. Yani insanlar nasıl kutluyorsa öyle kutlamalılar. 29 Ekim'i, 30 Ağustos'u. Mevzu, çıkış noktası takdir edileceği gibi bunu devlet sultasından kurtarmaktı. Bu milli bayramları. Hani devlet şöyle istiyor, vatandaş böyle kutlayacak. Bunun dışına çıkılamaz. Buna bir son verelim de. Ve herkesin, yani birçok kişinin de aklına yattı bunlar konuşulurken. Yani bunlar bir şenlik havasında, bir festival havasında kutlansın denildi. Ama sonra ilk eşikte böyle çelenklere engeller falan, pişmekan, bu tarz şeyleri ben benimsemiyorum, onaylamıyorum. Ve nitekim şurada haklısın. Şimdi böyle bir eşiğe gelindiğinde söylediğin hassasiyet heyetin üzerinde patlıyor. Ne gibi patlıyor mesela? İnsanlar doğal olarak az önce söylediğin şeyi bize iletiyorlar ve çok şükür ki iletiyorlar. Bunu da ayrıca... Siz iktidara duyulan tepkinin gazını almakla mı yüklüyorsun? Biraz öyle oluyor. Yani kendini nasıl hissediyorsun? Yani gerçekten faydam da olduğunu, yani tam da bu öfkenin, homurtunun, bazen neşenin, bazen içe akıtılan serzenişlerin, sitemlerin bize aktarılmasını faydalı da bulduğum için... Arada bir çıkan agresif tavırlara, arada bir üzerimizde patlayan gereksiz öfke bombalarına tahammül ediyoruz. Yani tahammül etmek durumunda kalıyoruz ve bunu da aslında garip bir biçimde, hiç de böyle biz, ben mesela kendim için söyleyeyim, işte kendimden beklenmeyecek bir olgunlukla tolere ediyorum. Bir şey söyleyeyim. Çünkü faydamız olduğunu düşünüyorum tam da bu nedenle. Çünkü insanlar, niye dersen, insanlar fikrin sorulmasına çok alışmamış. Yani referandumdan referanduma, sandıktan sandığa halk gider konuşur. Ve bu dönem öyle çok şey iç içe geçiyor ki aslında. Yani bir heyet, siz reklamında atanmış akil insan olur mu gibi lanse etmişsiniz. Aslında ona da biraz üzüldüm. Yani atanmıştan ziyade bize bir teklif sunuldu ve biz onu kabul ettik. Yani memur olsaydık bize bu teklif sunulmazdı ya da bize bir şeyi kabul etmemiz gerekmezdi. Biz çeşitli bölgelere... Neyi kabul ettiniz? Biz şunu kabul ettik. Ya aslında çok konudan konuya atlayınca başladığım ve varacağım yeri de unutuyorum. Bir daha dönersin. Sen memnunsan tamam, ben de memnunum. Neyi kabul ettik? Şunu kabul ettik. Yani gelin şu işe bir el atın, bir yardım edin. Ama bu yardım şöyle değil. Gidin nabızlara uygun uygun şerbet verin şeklinde değil. İnsanların nabzını tutun. Çünkü bu 30 yıl sürmüş bir savaş. Yani benim anladığımı söylüyorum tabii bunu. Bu devlet, hükümet olarak değil, devlet olarak yani... En yukarıda, yani şu an hükümet eden parti olarak değil, devlet olarak Kürt vatandaşlarına eşit davranmadı. Bazı hatalar etti. Şimdi devlet ister istemez bu hataları telafi etme noktasına yaklaşacak. Ama daha önce yalan söylediği Türkler var bu devletin. Yani dağdaki 3-5 çapulcu dediği ama aslında çapulcu olmayan, son derece profesyonel militanlar olan insanlar var. Son derece profesyonel militanların kucağına bıraktığın eğitimsiz Türk askerleri var. Devletin söylediği ne yazık ki bir takım yalanlar var. Bir kere yakılan, sadece 93 ile 95 arasında yakılan 3000 köy var ve Türk halkı bunların hiçbirini bilmiyor. Faili meçhul cinayetler var. Türk halkı bunların hiçbirini bilmiyor. Bir de işin en kötü tarafı bu. Türkler kendilerini bir saldırı gibi algılıyorlar bu barış sürecini. Bu içinden çıkılması zor bir şey. Öyle üstü kapatılacak, gelgeç yapılacak, aman biz gizli gizli çözelim denilecek bir şey olmadığı fark edildi. Ve bir barış fikrini nasıl derinleştirebiliriz? Bakın işte 86 gündür ya da 88 gündür çocuklar ölmüyor dağda. Mesela bu sürsün mü? Sürmesi mi iyidir? Yoksa hayır, biz geçmiş acılarımızın ve kinimizin peşinden gitmek istiyoruz mu dersiniz ey halkım? O zaman ben... Bunları gelin yatay göz hizasından insanlara sorun ve fikirlerini getirin. Biz en azından Akdeniz grubu bu işi böyle algılıyor. İnsanların kuşkular... Ve bunun akil insanlar olarak adlandırılması da aslında bu anlamda, bu anlamlı, sizin grupta kimler bu var? Anlamlı akil. Fakat basit göreve biraz büyük geldi. Kimler var? İnsanların tepkisi de bu yüzden. Kimler var sizin grupta mesela? Rıfat Sarcıklıoğlu, Lale Mansur, Kadir İnanır, Öztürk, Türk Doğan var İHAD'den, Muhsin Kızılkaya, Hüseyin Yayman var, profesör. Unuttuğum isim var mı diye düşünüyorum. Bu. Mutlaka vardır. Şükrü Karatepe var. Şimdi ben insanların kuşkulandığı soruları sana sorayım da belki sen de bunlardan kuşkulandın. Önce şunu söyleyeyim. 28 Şubat sürecinde hatırlar mısın? Postmodern darbenin tırnak içinde, yeni tür darbe sürecinde
Çaresiz kalan insanlar arabaların arkasına çeşitli sloganlar asıyorlar. Bunlar da en çok görülenlerde Bismillahirrahmanirrahim sloganları gibi çıkarmalar koyuyorlardı. İşte çeşitli ayetlerden alıntılar koyuyorlardı. Araçlara hani biz Müslümanız, biz dinimize sahibiz gibi bir pasif direniş vardı. Benim dikkatimi çekiyor, belki sen de İstanbul'da görüyorsun, giderek araçlardaki Mustafa Kemal Atatürk imzalarının olduğu çıkartmalar artıyor. Ben bir kere bu gözlemi yine bu süreçle ilgili olduğunu hissediyorum ve garip bir şekilde insanlar kuşkuları giderilmezse hayırlı bir iş hayırsız bir sonuca dönebilir de diye endişe ediyorum. O yüzden şimdi birkaç soru soracağım. Bir, mesela Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın bu kadar kısa sürede Türkiye'yi komşu kapısı yapması, senin gibi muhafazakar çevreden gelen ve tabiatı gereği Amerika'nın dünyadaki egomanik yapısına da pek de sıcak baktığını düşünmediğin bir kimseyi kuşkulandırmıyor mu? Nedir adamın Allah'ın günü burada olması? Sence normaldi bu? Yani Türkiye'nin sorunları sadece Türkiye'nin sorunları değil. Hı-hı. Bölgenin sorunları. Artı buna ek olarak bir de bölgenin kendi sorunları var. Ve Türkiye eğer Kürt meselesini çözerse, yani daha doğrusu Kürtler adına silahla mücadele etmeyi tercih etmiş örgütün silahı bırakmasını sağlarsa, onları sivil ve meşru siyasete entegre ederse, kendi içinde çatışmayan bir ülke haline gelirse bu bölgede bir takım taşları tetikleyebilir, bir takım sonuçlar doğurabilir. Yani maalesef üzülerek söylüyorum ki bu Amerika gibi bir ülkenin ilgisinden beri kalmaz. Yani bu benim hoşuma gitmesinin ötesinde reel bir durum. Tersten de şöyle sorayım o zaman. Burada Amerika, ayrıca Suriye'deki meseleler içinde görüşülmek üzere gelindiğinde ben düşünüyorum. Amerika bizim sandığımızdan daha başka bir oyun kurucu olarak burada kartları yeniden dağıtıyor olabilir mi? Yani maalesef mi diyeyim, çok şükür ki diyeyim. Bakın bu bile aslında çok uzun tartışılması gereken bir şey. Maalesef ya da nihayet dememiz bile aslında tartışılması gereken bir şey ama Obama Amerikası Orta Doğu'daki dengelere öyle bil fiil çok baskın bir biçimde dahil olmak istemiyor. Yani Irak'ı işgal ederek orada 1 milyon insanın ölmesine neden olarak, orada mezhep savaşlarını, mezhep çatışmalarının köklerini, tohumlarını ekerek, müdahilliğin artık en dibine vurmuş olan Amerika, aslında belki de insani müdahale anlamında müdahale etmesi gereken Suriye'de kanın durması için, yani müdahale bir ederken, baskın gücün müdahale etmesini gerektiren Suriye'de müdahale etmemeyi seçerek orada İç savaşın uzamasını istiyor. Amerika'nın Suriye'ye müdahale... Bence Amerika ne yapmalı mesela? İç savaşın uzamasını istediği için müdahale etmiyor. Kartları dağıtıyorum. Efendim işte süreçle bakın ilgileniyorum. Tabii ki oradaki insani trajedi benim de ilgi alanımda diyerek ben biraz poz kestiğini düşünüyorum. Yani müdahale ettin mi diyorsun sen? Müdahale et, yani bu saatten sonra müdahale etmesi bile işe yaramayacak. Etmeliydi diyorsunuz o. Yani etmeliydi. Yani bir noktada daha mesela yani Cenevre'de biliyorsun konsey toplandı. Yani bu iş ABD'nin müdahalesinden önce birkaç evreden geçti. Birleşmiş Milletler diye bir kurum var. Uluslararası kamuoyunun oluşturulması diye bir kurum var. En nihayetinde Obama'dan maalesef bu taraf olmadığımız bir insanlık trajedisi. Yarın cevabı çıktı. Yarın İran'a da, yani şimdi şöyle bir İran'a şey da bir müdahale gerekirse, ben Amerika'nın müdahaleciliğine kökten karşı olan bir insanım. Ama dünyadaki bazı hesaplar. Ama hangisi bunun? Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Peki. Hayır. Çok dengeli bir şey söylüyorum. Hı-hı. Amerika'nın müdahalesine kökten karşı bir insanım. Fakat dünyadaki hesaplar Amerika'nın müdahale edeceği beklentisi üzerinden kuruluyor bazen. Ve bu beklenti boşa çıkarıldığı zaman da trajedi söz konusu olabiliyor. Bunu söylüyorum sadece. Peki dönelim şeye. Türkiye bir anda Kürtleriyle, tırnak içinde Kürtleriyle diyorum. Orada homojen bir grup mu, PKK mı, siyasal uzantısı, bu tartışmalarda sürüyor. Bölge hareketli. Bu sürece girerken bir anda İsrail Türkiye'den özür diledi. Tazminat ödeyecek. Buralara kadar geldiler, sağ olsunlar. Bu seni kuşkulandırmıyor mu? Tabii ki çok kuşku verici bir şey. Elbette bu konudaki teorileri bir akıllı de biliyorum. Bir akıllı insan. Bu konudaki teoriler malum
işte yani hatta işte İsrail'in özür dilemesiyle barış sürecinin denk gelmesini herhalde. Onu evet, çok, şey yapıyorsun, çok denk, ters, denk evet. gelmesini söylüyorsun. Bu konudaki teori evet mantıklı bir teori. Dolaşımda olan bir teori. Yani hani İsrail'i koruyacak acaba yeni bir Kürdistan'ın tohumları mı atılıyor diye soracaksın herhalde. Şu, yani bu tartışmanın senin içinde yani, bir kuşkumuz doğru. Böyle bir kuşkumuz tabii ki yani şunu olabilir. Musun? Fakat bu kuşkunun, bu teorinin eksik kaldığı bir yer var. Ben onu da görmek zorundayım. Ne o? Bu teori yani İsrail'i yani bölgedeki Arap Baharı dediğimiz süreçten sonra bölgedeki yönetimleri ağırlıklı olarak Sünni iktidarların gelmiş olmasını, Şii hilalinin kırılmasını, İsrail'in kendisini yekten rahat hissedeceği bir şablon olarak görüyor. Oysa Şii hilali kırılsın ya da kırılmasın. Velev ki Şii hilali yumuşadı. İran Hizbullah'a destek veremedi. Suriye diyelim ki düştü. Esad üzerinden Hizbullah'a ve oradan yani Filistin sorununa müdahale edemedi. İsrail'in canını yeteri kadar yakamadı. Diyelim ki böyle oldu. Ama bölgedeki yeni serpilen Sünni iktidarların İsrail'i o kadar da rahat ferah feza bırakacağını nereden biliyoruz? Bu görüş, bu teori bence Sünniliği biraz fazla küçümseyen ve hafife peki, alan bir teori olması hasebiyle bence açık yanlar barındırıyor. Kandil. Çünkü bir Mursi'nin üstü mübarek olmayacağı kesin. Kendi sorunlarını hallettiği zaman İsrail'i en azından uzlaşmaya zorlayacak bir lider olduğu görüntüsü veriyor zaten. Bu daha önce çok kere konuşuldu. Artı bu teori Hamas'ı silip geçiyor. Peki. Yani Hamas ve Hizbullah beraberce bakın Sünni Şii çatışmasının aslında ne kadar da sanal kurgusal ve zorlanarak, itelenerek çıkarıldığının delildir bu. Hamas ve Hizbullah yıllarca beraber hareket ettiler. İsrail'i dengelediler orada. Bir başka ve Hamas Sünnidir yani herkes de biliyor bunu. Yarın öbür gün bir ilki yaşayacağız. Şeyde dağda bir basın toplantısı olacak. Karayılan mı yapacak bilmiyoruz ama Kandil ilk defa basın mensuplarının da geldiği değil mi? Bir basın toplantısı olacak. Bu çok ilginç bir şey. Sence bu dikkate değer değil mi? Yani bir örgüt, illegal bir örgüt bu yolla aslında bir meşruiyet de kazanmış olacak. Gerçi yani bu gayrimeşruluğu gerektir mi gerektirmez ayrı bir şey. Ama bu süreçte arka arkaya koyduğumuzda bunu nasıl okumak gerekiyor? Sen nasıl okuyorsun? Artık PKK'nın dağda basın toplantısı yapması hali ki komşu kapısı olmuştu zaten. Yani böyle bir tartışma yoktu. Evet. Artık bir meşruiyet sorunu olmadığı anlamına geliyor. Bunu nasıl okumak gerekiyor? Ya meşruiyet sorunu olmadığı anlamına gelmiyor. Ama bu tabii ki Kandil'in, BDP'nin, Öcalan'ın çıkışından sonra meşru olma çabasına tekabül ediyor. Yani bu süreçte istenilen talepler alınamasa, yeni anayasada istedikleri maddeleri elde edemeseler dahi PKK sonuçta tabanı da olarak ve tabanına da dayanarak bir meşruiyet kapısı aralamayı istiyor. Yani bu kadar sık sahne alma çabası, bu kadar... Yani işte biz barışa geliriz ama şöyle olursa gelmeyebiliriz şeklindeki tavırlar. Bence Kandil'deki basın toplantısından çok daha önemli olan şey. Yani hani oldukça akil bilinen Ahmet Türk'ün işte Avrupa'da yaptığı açıklamaydı. Yani ya endişelenmeyin sokakta kazandık masada da kazanırız demesiydi. Hakeza Selahattin Demirtaş'ın yakınlarda Neşet Üzel'e verdiği röportajdı. Yani bunu 3 aşamaya yayıyoruz. Geri çekilme barış değildir. Daha sonrasında istenenler demokratikleşme olmazsa daha büyük bir savaş çıkabilir. Tabii bunu da istemeyiz gibi. Hala sen bunları söyleyen birisi olarak nasıl akıllı insan olacaksın? Yani ben bunları söyleyen bu pozisyon üzerinden bu görevi ifa ediyorum. Yani çünkü ben bu konuda evet bu tabii ki canım yani tabii ki iki tarafı da eleştiriyorum ben. İki yani eğer son son yazılarıma bakmış olsaydın bunu görürdün. Ama ekranda program tamam. Yani bu konuda şunu söylemeye yazılarım getiriyorum. Burada. Şunu söylemeye çalışıyorum. BDP maalesef yardımcı olacak. Sürekli bizleri, karşı tarafı, diğerlerini barış dili kullanalım lütfen derken kendisi Türk kamuoyunun hassasiyetlerini kışkırtan bir tavır içerisinde. Şöyle yardımcı olması lazım. Barış dili tek taraflı kurulmaz ve sadece işte
samimiyetsiz bir nezaketleden de ibaret değildir barış dili. Biraz daha Türk kamuoyunun, yani kendisini Türk olarak tanımlayan %80'in, %80 çoğunluğunun, bu işte yeni anayasada ne olacak? Türk milleti ibaresi gidiyor mu? Aman Allah'ım, Türklüğümüzden mi oluyoruz? Şeklindeki varlık yokluk neredeyse ontolojik kaygıya düşmüş olan bu topluluğu biraz daha rahatlatıcı davranmaları gerekiyor. APO'yu ver, başkanlığı al pazarlığı var mı? Öyle bir pazarlığın olmadığını, olamayacağını, ona taraf olmadığını ifade etti Selahattin Demirtaş. Onun sonuçları. Senin böyle bir kuşkun var mı? Ya benim böyle bir kuşkum olsun sen olmasın. Sen görevlisin artık. Tarih sana soracak bunu. Tarih bana sorar sormaz ama ben görevimizi aslında programın başında gayet net bir biçimde ifade ettim. Biz aslında röportörlük yapmakla görevliyiz. Aslında senin görevini nasıl tarif ettiğin çok önemli değil şu anda. Biz röportörlük. Hayır, şu manada söylüyorum. Senin görevini bilmen önemli. Ama aslında toplumun da bu görevi doğru anlaması önemli. Çünkü size de haksız bir yük verilmemesi. Ama öyle bir hale geldi. Yani çok büyük bir iddia haline geldi bu heyet. Ve insanlar, hani bir de adına akil insanlar deyince aslında görev anlamlı fakat basit bir görev. İnsanlara gideceğiz, nabızlarını tutacağız. Akil insanlarda. Nabızlarını tutacağız ama insanlar buna akil insanlar deyince, biz böyle dört bir yana, yurdun dört bir yanına dağılınca falan şöyle bir şüpheye kapıldılar. Ya bu kadar insan, 63 insan toplandı, böyle geliyorlar. Demek ki olayın arkasında çok büyük şeyler var. Demek ki hadise sadece barış değil. Yani böyle netamenli falan bir durum gibi algılanmaya başlandı. Oysa gerçekten hani bizi takip eden basın mensupları da gayet iyi biliyor. Yani bizim başlangıçta, yani oturumların, konuşmaların, programların başında yaptığımız o konuşmalar dahi yani biz sizi dinlemeye geldik. Biz sizin nabzınızı tutmaya geldik. Neden milletvekilleri gelmedi diyorsanız, onlar bir siyasetin tarafı. Hı. Neden anketörler gelmedi diyorsanız, onlar sadece rakamları not eder. Ama biz size endişeleriniz, duygularınız, hisleriniz, sevincinizle beraber almak istiyoruz bu feedback'i. Ne diyorsunuz buna? Yani 10 yıl sonra nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Yani intikam peşine mi düşelim? Gerçekten yani Türkler olarak ya da Kürtler olarak. Yani çok acı çektik. Bir şekilde iki taraf da acı çekti. Bu acının peşine mi düşelim? Geçmişin geleceğimizi belirlemesine izin mi verelim? Yoksa geleceğe bir şans mı tanıyalım? Peki akil... Seçim sizin, akil, fikirlerinizi bizimle paylaşın diyoruz. Akil, yani bunu, akil insanlarda aranan özellik nedir? Ne olmalıdır? Ya sosyoloji yok. Bilmesi gerekir mi mesela? Psikoloji, felsefe... ben merak ediyorum. Ne bileyim, şiirden, edebiyattan anlaması gerekir mi? Orta Doğu coğrafyasını bilmesi gerekir mi? Politik birisi mi olması gerekir? Dindar mı olması gerekir? Dinsiz mi olması gerekir? Bu heyet bence doku örneklerini topladı toplumdan. Emin misin? Biraz da içine popülarite serpti. Yani sevilen Yeşilçam sanatçıları, sevilen müzisyenler. Yan yana oturmaktan onu... mutsuzluk duyduğun kimse yok mu heyette? Benim grubumda yok. Hayır, 63 kişide. Bazıları olabilirdi. Ne tür insanlar bunlar? Ama hiç tarif vermeye değilim. Hiç böyle. Hani ne bileyim, mesela kadın düşmanı birbirine düştü falan gibi bir manşet çıkartmaya. Pardon da değil. Bazı insanlarla birbirine düşmek gerekmez mi? Bu zaman zarfında değil. Eminim bu süre geçtikten sonra biz yine birbirimizle polemik yapacağız. Çünkü heyetteki birçok insan geri çekilme sonrası nasıl bir Türkiye konusunda dahi farklı fikirleri başka, olan insanlar. Başka toplumsal meselelere başka türden bakan çelişen kimseler. Çelişen insanlar, tabii ki çelişen dolayısıyla insanlar burada var. Niye yayına duruyorum dediğin kimse olmadı çelişen mı? İnsanlar vardır. Mesela en çok tartışılan mesele bir Akit gazetesi temsilcisinin heyette olması, 63 kişi içerisinde olması ve dün de burada Altan'tan çok ağır şeyler söyledi. Biz kendilerini devam edeceğiz. Ne söyledi Altan'dan? Şey dedi, yani bizim arkamızdan küfür ediyorlar Kürtlere dedi. Gelsinler yüz yüze konuşalım, aykırı sorularda beraber olalım dedi. Heyet insanları mı küfür ediyormuş? Hayır, Akit gazetesi için. Orada da Hasan Karakaya için vurgu yapıldı. Ama o nokta, şimdi heyet oluşturulurken bence bazı noktalarda pragmatik de davranılmış. Bunu saklamaya ne gerek var? Yani saklamaya hiç hacet yok. Bazı isimler mesela kendi etki alanlarının olaya ve sürece tepkisini azaltmak, eğer tepki duyacaklarsa duyacakları tepkiyle karşı karşıya gelip daha empatiye yöneltilmek için seçilmiş. Peki. Hasan Karakaya mesela böyle bir örnek bence.
pardon da mesela o zaman Türkiye'nin örneğin laiklik hassasiyeti olan, milliyetçi hassasiyeti olan kimselerden başka insanlar da gelip... Ama heyette laik insanlar var hemen. Ben yok demedim. Hı. Bu hassasiyeti temsil eden, ya atıyorum bizden sonra Altan Öğmen örneğin yayında olacak. Bugün Türkiye'de Altan Öğmen dediğiniz zaman Altan Öğmen'e itibar etmeyecek herhalde hiç kimse yoktur. Saygın bir isimdir. Kürt meselesine bedel mesela neden CHP tabanı gibi, MHP tabanı gibi başka tabanlardan kimseler olmadı da bir gazetenin temsilcisi? MHP tabanından daha öte dilip de bu daveti Saraka'ya almayacak. Vedat Bilgin ama çok olgun beyefendi. Hani milliyetçi düşünceleri olan ama bir klasik MHP'li olmayan bir olsun, Vedat. Ama var yani. Ama var tabii ki olabilir. Yani sonuçta kadrolu, tescilli MHP'li olmak gerekmiyor. İnsanlar böyle kritik anlarda milli duruştan yana da olabiliyorlar. Mesela biraz benim konumumda herhalde liberal ya da yani çok süper liberal bir konum olarak tarif etmeyeceksindir. Seni nasıl tarif edelim? Sen bilirsin nasıl ben, tarif ben insanları tarif etmek istemem. Ben bence ben, o zaman hiç tarif etme. Ama bir tabanı temsil ediyor olman lazım ki seçildin. Yani bizden farklı olarak daha sağduyulu olman, daha iyi bir terazi uygun. Estağfurullah sizden hiçbir şekilde daha iyi ama terazi, daha sağduyulu. Biz hayır efendim yani 63 kişi kim seçilse her biri için aynı şeyi söyleyeceklerdi biliyorsunuz. Söylenilecekti bu olur. Onların adına arif kişiler de denilse, mahir kişiler de denilse, alim kişiler de denilse mutlaka kulüp takılacaktı. O yüzden bu heyetin işte, ismi üzerine yapılan işte, mülahazaları da ben normal karşılıyorum. Bu işte kavga vermiş önemli bir isim tırnak içinde son dönemde Ahmet Altan, Hasan Cemal. Hani bir damarda o. Oralara da girilmedi. Yani iktidar kimle bozuşuyorsa onun üzerine çizmiş gibi bir algı oldu. Olabilir tabii ama bunları cevaplayacak kişi ben değilim. Çünkü ben teklif aldığımda heyette yer alacak kişilerin kimler olduğunu bilmiyordum. Bunu tamamen bireysel noktayı nazardan değerlendirip cevapladım. Yani o yüzden bu heyette yer almış insanların hiçbiri hani bu şeyi, bu kıyaslamayı ve ya şunlarla yan yana duruyor musun, bunlarla nasıl olabiliyorsun sorusunu hak etmiyor. Çünkü kimse heyette diğer isimlerin kim olduğunu bilmeden bu işi kabul etti. Peki bu benim seninle çok tartışmak istediğim meselelerden bir tanesi de şu. Şimdi ben bunu daha önce de sordum. Seninle de paylaşmak istiyorum. Türkiye'de çok sert bir Kemalizm eleştirisi süreci yaşanıyor bugünlerde. Peki yaşansın. Kemalizmle ilgili yapılan eleştirileri biliyoruz. Yeniden hatırlatmaya gerek yok. Ancak örneğin Öcalan'ın yaş gününde neredeyse onun evi bir kutsal mekanmış gibi oraya gidip çaput bağlamaya varan bir törenler bütünü doğduğu zaman ve bunun altı çizilirken resmi yazılarla insanlara davet gönderildiği zaman insan şunu düşünüyor. Mesela bana gelen daha önce de söylediğim bir davette Orta Doğu halklarının aydınlanmasına büyük katkı veren önce Kürt ve diğer işte Kürt halk lideri. Yani bir kült çiziliyor ortaya, bir Öcalan kültü çiziliyor. İşte Sayın Öcalan'ın yaş gününü kutlamak için sizi davet ediyoruz falan gibi bir davetiye geldi, basın mensuplarına geldi. Şimdi o zaman da adama demezler mi? Ya kusura bakma da sen Mustafa Kemal'i eleştiriyorsun bir sürü şeyle bu kült olarak. Sen de yeni bir kült yaratıyorsun. Burada uluslaşma sürecinin milliyetçilik hatalarını söylüyorsun. Sen de bunu yapıyorsun. Öte taraftan yani sen de o zaman bugünkü Türklük vurgusuna karşı basbaya göz göre göre bir Kürtlük vurgusu yapıyorsun. Buradan nasıl bir anayasa, nasıl bir barış olacak demezler mi? Yani diyebilirsiniz ama bunu demek bize ne kazandırıyor? Sen gazetecisin düşünürsün. Yani yok bunu demek bize bir şey kazandırmıyor. Bunları hani hiç biz bilmiyoruz, yeni duyduk, şaşırdık, ya gerçekten sahi dediğimiz şeyler değil ki. Bunların üzerinden yani sonuçta bu PKK'yı veya Abdullah Öcalan'ı göklere çıkarma harekatı değil devlet açısından. Ya bilakis. Ya şunun adını koyalım bir kere. Yani şu biz sonuçta siyaseti esir alan silahların nihai olarak çekilip gitmesi için bu süreci destekliyoruz. Hı hı. Yani aslında yani PKK'nın Kürtler üzerinde bir ki vesayetini kırıp belki işte kepek kapat, bize oy vermezsen başına şu gelir, bak Kürtsün bizi desteklemen lazım gibi baskı ve dayatmalarla iradesi rehin alınan Kürtler de bu sürecin sonunda özgürleşecekler. Sen, bu arada Türk siyaseti gerçekten devletin de
ve örgütün de silah kullanmadığı, talepleri her neyse bunu meşru siyaset içerisinde konuşarak, muhatabı da ikna ederek, ikna edebiliyorsa eyvallah. Ama edemiyorsa da aldığına razı olarak siyaset yapmasını sağlamak üzere bu süreç başladı. Yani bu BDP'ye ya da Öcalan'a, yani işte saygımız sonsuzdur Haşmet Mahapları. Yani hepimiz aslında senin değerini bilemedik bunca zaman ya da korkudan söyleyemedik. Şimdi saygılarımızı, sevgilerimizi sunalım süreci değil ki. Peki %7... Yani heyette böyle kişiler olabilir bakın. Heyette Öcalan'ı gerçekten hani belki Öcalan'ı kült derecesinde önemli gören insanlar olabilir. Ama herkes böyle değil. Burada herkes somut, rasyonel çözümler aradığı için bu süreç başladı. Yani siz Recep Tayyip Erdoğan'ın işte Öcalan'ın doğum gününü kutlayan halkla aynı fikirde olabileceğine ihtimal veriyor musunuz? Hayır, tabii ki veremezsiniz. Ben sadece şunu söylüyorum. Hayır, süreci destekleyen insanlardan da bunu bekleyemezsiniz. Ama şöyle bir gerçek var. Bu insan işte dağdaki 3-5 çapulcu bilmem ne denilen, işte bazen işte hep böyle sık sık bebek katili denilen bu kişi çıktı 21 Mart Nevruz'unda. Hani gerçekten kapsayıcı, insanları geleceği gösteren ve helalleşme teklifi sunan bir konuşma yaptı. Ama sen... Yani o konuşma, kimse kusura bakmasın ama karşılık verilmeyecek. Demek yani böyle mi istiyorsun? O zaman gel deneyelim denmeyecek bir konuşma değildi. Peki... Yani eğer o el, o uzanan el havada kalsaydı, Türkler, Türkiye, devlet ve Türk milleti büyük bir, asıl o zaman büyük bir vebal altına girerdi. Peki %7, %8 oy alan BDP'nin sen silah baskısı da bu oya sahip olabileceğini ve halkın özgürleşmesi için PKK'dan kurtulmak gerektiğini söyledin az önce. Bu riskli bir şey değil mi? PKK'dan kurtulmak gerektiğini söylemedim. PKK'nın siyasete silahla vesayet eden de bir tarafı var. Hı hı. Silaha dayanan bir tarafı var. Hı hı. Silaha dayanan tarafını elimine etmeye çalışıyor. Silahlı mücadele miadını doldurmuştur sözleri. Gerek Öcalan'dan, gerek Osman Baydemir'den daha önce gelmişti. Leyla Zana'nın da çabalarıyla. Böyle bir damar var artık orada. Yani bu şartlarda ismi terör listesinde geçen bir örgüt olarak meşru siyaset yapamayacaklarını ve meşru siyaset yapamadıkları sürece de tabanlarını yeteri kadar iyi temsil edemeyeceklerini görüyorlar. Son derece rasyonel düşünüyorlar bence. Ve bunun ötesinde insanların yani acılı geçmişimizi bir sünger çekebilir miyiz, bir helalleşme yaşayabilir miyiz diye bir davet, bir çağrıda bulunuyorlar. Buna karşılık vermemek bana çok doğru görünmüyor. Bak, bütün şerhlerimizi koyabiliriz. Yani birbirimize bugünden yarına güvenmek zorunda değiliz. Birbirimizi bugünden yarına övmek, pohpohlamak, amanla evet lider falan böyle hemen böyle dünkü söylemi bırakıp bugün yarın başka bir şeye geçmek durumda değiliz ama bu helalleşme teklifini değerlendirmezsek asıl bu sorumluluk olur diye düşündüm ben şahsen. Onun dışında benim yani ne örgüte ilişkin bir örgüte ilişkin bir sempatim yok. Veya işte İmralı'nın talepleri falan diye bu işe girmiş değilim de benim durumumda olan birçok arkadaşım. Aykırı sorulardaki son soruyu soruyorum Nihal'e. O da dönüşte cevap verecek. Burada ilginç bir süreç var. Geçen hafta İlhan Cihaner dedi ki KCK tutukluları biraz rehinedir dedi ve bunun temellendirildi ve burada CHP ile ilgili bir soru soracağım. Çünkü bu önemli. Nihal de bu konuda bir değerlendirme yapacaktır. CHP 3 tane çağrı yaptı. Bunlardan bir tanesi Sezgin Tanrıkulu'nun çağrısı. Dedi ki gelin mecliste buna yasal zemin hazırlayalım. Kılıçdaroğlu da dedi ki böyle bir süreç olabilmesi için bizim ne olduğuna dair bilgi almamız gerekiyor. Yani meclisin meşru bir yasal statüyle bu sürece katkı yapsın. Bize bilgi verilsin. Öte taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi çok dikkat çekici olan bir öneri de getirdi. Mesela benim dikkatimi çeken barajın %3'e düşmesi yönünde demokratikleşme ile ilgili son derece somut öneriler getirdi. Nihal'e diyeceğim ki mesela bu önerileri akil insan olarak nasıl değerlendirsin? Bu önerilerin hepsinin rasyonel bir tarafı var. Bu süreçte mesela bunların da konuşulmasını, CHP'nin de dahil edilmesini, MHP'nin de dahil edilmesini ister misin? Ne zaman? Reklamlardan sonra.
Haykırı Soruları son bölümündeyiz. Nihal, şu şeyi hemen bir toparlayalım. CHP'nin önerileri var. Mesela diyor ki %3 barajı. Meclise bize bilgi verin, kanun yapalım, yasal statüsü, yani demokratikleştirmeyi sağlayalım falan. CHP'ye karşı, CHP'nin sözlerine karşı bu kadar sağır olmak, bu kadar kapalı olmak, CHP'den ne gelirse gelsin bunlar zaten kötü söyler demek doğru mu? Yoksa sen akıllı insan, tırnak içinde biraz ironik olduğunu biliyorum, bu tarifi almış birisi olarak başbakana ya bunları da yapalım der misin mesela bir toplantıda? Yani CHP ve MHP'nin sürece katılması çok iyi olurdu tabii ki. Yani MHP'den ama herhalde böyle bir şey beklemiyoruz. Ama yani MHP'ye ilişkin bir reel durum var yani. Bahçeli biliyorsun bu insanlara sen akıllı bul ya da bulma. Bu insanların yaşam hakları var. Ve Bahçeli neredeyse hani yaşam haklarımız o kadar da önemli değilmiş. Tehdit alıyor musun? Getirmemiz kabul edilebilir bir bedelmiş gibi davranabiliyor. Hani tabii haksızlık etmeyelim aynı zamanda. Bence teşkilatını da tutuyor ki gittiğimiz yerlerde bizi protesto edenler arasında MHP teşkilatını görmüyoruz. Kimi görüyorsunuz? Bunun altını çizmek de önemli. Kimi görüyorsunuz? Ama Bahçeli'nin sözleri yeterli yani bizi, yani sokaktaki sıradan insanı. Bahçeli şunu düşünmüyor. MHP teşkilatını ben nasılsa tutuyorum. Dolayısıyla kendi fikrimi, durduğum yeri, bu kişilerden duyduğum tiksintiyi açık açık ben ifade ederim. Teşkilatımda tutarsam sorun olmaz diye düşünüyor. Ama sonuçta sokaktaki sıradan insan, parti liderlerinden, siyasetçilerden genel olarak etkilenme olasılığı yüksek bir toplumuz biz. Ve sokaktaki sıradan insanları etkiliyor. Ve bu da bence heyetteki birçok insanın yaşam alanını çok daraltıyor. Tehdit alıyor musun? Alıyoruz yani her gün. Bu görevden sonra mı? Evet. Peki hiç rahatsız edici bir taciz oldu mu? Oldu. Nerede? Ama bunu açımlamak istemiyorum yani. Açmak istemiyorum. Ama bunu da toplum bilsin, sizin korumanız gerekir bir taraftan. İnsanları eleştirebiliriz ama onları da birilerinin önüne yemek. Yani görev yaptığımız sırada korunuyoruz. Yani o konuda bir eksiklik yok. Yani şeydeyken mesela kendi alanımızdaki illere giderken, etkinlik, konferans, ziyaret gerçekleştirirken. Yani günlük hayatta yok aslında ama çoğunlukla... Şöyle mesela tepkileri şöyle sınıflandırabilirim. Yani coşkuyla karşılayanlar var. Olgun ama endişeliler var. Küçük bir grupta endişeli ve agresif. Ve o çok küçük mesela 10 kişilik endişeli agresif grup biliyorsunuz bir kişi bir şey yapsa diğer 70 kişi işte süreci bir şekilde merak ediyor, destekliyor, heyecanlanıyor bile olsa o bir kişinin yaptı. Akılda kalacak bir olaydır ya da tesir yaratacak bir olaydır. O anlamda yani biz biraz hani saldım çayıra mevlam kayırayız bu dönem. Halkın sağduyusuna ve akilliğine emanet ettik kendimizi diyebiliriz. Peki. Sevgili seyirciler, Nihal Bengiz Su Karaca ile konuştuk. Akıllı İnsanlar Heyeti'nin 63'te biri. Lale Hanım'la da konuşmuştuk. İkisini burada ağırladık. Geriye kaldı 61. Ömrümüz yeter mi onlara? Çünkü sizin görev sürenizde de olabilir. O da işin latifesi. Ama iki şeyi hatırlatmak isterim. Nihal Bengiz Su Karaca bir yazısında ben oğlum var değil mi? Ve neticede onun bu sürecin sonucunda başkanın evlatlarında kendi evladımın da ölmesini istemem, onun içinden ne geliyorsa yaparım diyen bir anne. İnsanları eleştirebiliriz, insanlara soru sorabiliriz, zaman zaman sert soru da sorabiliriz, zaman zaman sert eleştirebiliriz. Ama şiddet, bu çok maalesef bizim kötü alışkanlığımız. Netice itibariyle görev yapan 63 kişiye eleştiri hakkımızı saklı tutacağız. Ama o insanlar da Türkiye toplumuna emanettir. İnsanların burnu kanamadan eleştirilerimizi söylemeyi de bence öğrenmeliyiz. Türkiye'nin en büyük sorunu o. Belki demokrasi meselesi de bu. Herkesin 23 Nisan'ını kutluyorum. Yarın akşam Nihal'in yerinde bir başka sürpriz konuk oturacak. Tamamen farklı bir pencereden bakan bir isim. Nihal'in de iyi tanıdığı bir isim. Bakalım onun nasıl program olacak. Yarın akşam Haykırı Soruları'na görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.